Sevgili arkadaşlar merhaba. Eski Türk Edebiyatı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir metin şerhi yapacağız. Diğerlerinden farklı olarak da bir şaire ait bir şiiri değil, birkaç şaire ait şiir beyitler üzerinde şerh çalışması yapacağız. Ve bunlar genellikle gazellerden alınmış beyitler olacak. Daha önce çeşitli şairlerin bir tam gazelini burada şerh etmeye çalışmıştık. Ve şerhin içerisinde birkaç tecrübeyi bir arada yaşadığımız için şerh konusunda devam edeceğimizi söylemiştik. Sınava az bir zaman kaldığını biliyoruz. Genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri testleri geride kaldı. Şimdi ÖAVT testine yoğunlaştığımızı biliyoruz hep beraber. Seçme beyitler şeklinde yapacağız şerhimizi. İlk üç beytin Zatiye'ye ait olduğunu, dördüncü beytin Ahmet Paşa'ya ait olduğunu ve beşinci beytin de Şeyhülislam Yahya'ya, 15. yüzyıl şairi Şeyhülislam Yahya'ya ait olduğunu söyleyeyim. Zatiye'nin 16. yüzyıl şairi olduğunu, Ahmet Paşa'nın 15. yüzyıl şairi olduğunu, Şeyhülislam Yahya'nın da 17. yüzyıl şairi olduğunu belirteyim. Birinci beyitten itibaren hepsinde aynı şeyi yapacağız. Önce vezin taktiği yapacağız. Ardından çeviri yapıp anlamı üzerinde duracağız ve edebi sanatlarını göstereceğiz. Yaşını dök ki gözüm kü yi halili göresin şeklinde takdir ettiğimizde sevgili arkadaşlar, feilatün 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 feilün kalıbında yazılmış bir beyit olduğunu görüyoruz. Burada ya şunlu ifadesinde nı hecesinde bir imale yapmamız gerektiğini, yani üçüncü hecede bir imale yapmamız gerektiğini belirteyim. Ya şunlu dök ki gözüm kü yi halili göresin. Bunun dışında birinci dizede başka bir aruz işlemi yok. Bir tek imale var. İkinci dizeye bakalım. İrdiler ka. Birinci tefhile üzerinde durmak istiyorum. İrdiler ka ifadesi. Dikkat ederseniz aslında failatün. Fakat bu kalıbın bir özelliği, pek çok videomuzda vurguladığımız için bir daha tekrarlamakta da fayda var. Bu kalıbın birinci tefhilesi, birinci cüzü failatün şeklinde takdir edilebiliyor. Şairler dilerlerse failatün, dilerlerse failatün şeklinde takdir ediyorlar. Yine bu kalıbın son tefhilesinin şairler tarafından dilerlerse faalün şeklinde iki kapalı hece şeklinde takdir edildiğini hatırlatmış olayım. Dolayısıyla irdiler ka ifadesi bu yüzden failatün. Burada Kabe kelimesinin ka hecesi kapalı alınır. Burada açık alıp imale yapmaya çalışmayalım. Çünkü Kabe kelimesinin ka hecesi ayınla biten bir hecedir ve ayın ünsüz olduğu için ünsüzle biten bir hece nasıl kapalı hece ise ka hecesi de ayın ünsüzü ile bittiği için kapalı gösterilir. Bu durumlar yani aruz işlemi sorularında aruz işlemi sorularında ayının olduğu yerlere bu yüzden dikkat edelim. Ayınla biten heceler ünsüzle biten hecelerdir ve dolayısıyla bunlar kapalı hece olarak değerlendirilir. Bu yüzden failatün şeklindedir ve imale gerekmemektedir. Bevisali li hecesi yani ikinci tefhilenin son hecesinde imale yapılması gerekir. Ne kıyanlar direme şeklinde feilatün feilün şeklinde bittiğini görüyoruz. Yani aruz işlemi olarak bakarsak bu beyitte birinci dizede bir imale, ikinci dizede de bir imale vardır. Bunun dışında herhangi bir aruz işlemi yoktur. Sadece ikinci dizenin ilk tefhilesi bu kalıbın bir özelliği olarak failatün şeklinde takdir edilmiştir. Gelelim beytin kelimeleri üzerinde duralım. Visal kelimesi vuslat olarak da bildiğimiz kelimedir. Kavuşma anlamına gelir. Dirhem kelimesi dirhem kelimesinin çoğulu şeklinde paralar, dirhemler şeklinde çevrilebilir. Halil kelimesi dost anlamına gelir. Aslında kelime anlamı dosttur. Fakat İbrahim peygamberin de aynı zamanda adıdır. Halilullah olarak Allah'ın dostu olarak bilinir. Bu yüzden büyük yazılır. Ancak yani burada büyük yazılmaktadır. Fakat aslında şair hem Halil peygamberi kastedecek şekilde hem de aslında aşık nezdinde sevgiliyi kastedecek şekilde iki anlamda kullanmıştır. Bu yönüyle tevriyeli de kullanmıştır. Ona biraz sonra değineceğiz. Gözüm diye bir sesleniş var hocalarım. Bunu başa almakta fayda var. Gözüm seslenişini başa alalım. Gözüm diye seslendiği için başına ey koymamız gerekir. Ey gözüm şeklinde bir sesleniş haline getirelim. Bu E'yi parantez içine yazmasanız bile aslında olur. Çünkü gözüm, canım, efendim şeklinde seslenişlerde bunun bir sesleniş olduğu bizim dilimizde belli zaten. Ama biraz da biçimsel olsun diye belki ey eklesek de olur. Ey gözüm,
Gözyaşını dök ki. Bakın yaşını dök ki diyor zaten. Biz onu gözyaşını dök ki diye çevirdik. İbrahim peygamberin bulunduğu yeri Kuyu Halil'i göresin. Nitekim bu nitekimi aslında anlam gereği biz ekliyoruz. Dirhemlerine kıyanlar, kıyanlar direme diyor ya. Dirhemlerine kıyanlar yani paralarına kıyanlar, dirhemlerini dökenler Kabe'ye kavuştular. Girdiler Kabe visaline ifadesini de Kabe'ye kavuştular. Yine bu beyit şöyle de çevrilebilir. Ey gözüm nasıl dirhemlerine kıyanlar yani dirhemlerini dökenler, paralarına kıyanlar Kabe'ye kavuştuysa sen de İbrahim peygamberin bulunduğu yere erişmek için gözyaşlarını dök. Yani bu şekilde de çevirmek mümkün. Yine İbrahim peygamber yerine nasıl dirhemlerine kıyanlar Kabe'ye kavuştuysa sen de sevgiliye kavuşmak için sevgilinin bulunduğu yere erişmek için gözyaşlarını dök şeklinde de çevirsek aslında fark yoktur. Bu da doğrudur. Tevriyeye göre şu an ekranlarınıza getirdiğim çeviri de doğrudur. Ey gözüm, gözyaşını dök ki sevgilinin bulunduğu yeri göresin. Nitekim dirhemlerine kıyanlar, yani dirhemlerini dökenler Kabe'ye kavuştular. Veya ey gözüm nasıl dirhemlerine kıyanlar Kabe'ye kavuştuysa sen de sevgilinin bulunduğu yere erişmek için gözyaşlarını dök. Çünkü Halil kelimesinin tekrar söylüyorum bir anlamı da dosttur. Zaten kelime anlamı dosttur. Dolayısıyla Halil peygamber, İbrahim peygamber ve sevgili anlamında iki anlamlı bir tevriye düşünmüş şair. Anlam verirken de hem İbrahim peygamber hem de sevgili şeklinde iki şekilde çevirmek mümkündür. Bu beyitte bir lef-i neşir var. Yani gözyaşlarını dök, bir şeye kavuş, dirhemini dökenler bir şeye kavuştu. Dikkat ederseniz anlamsal bir paralellik var. Bu anlamsal paralellikte lef-i neşir ortaya çıkıyor. Gözyaşları ile yaş diye kullanıldığı için yaş diyorum. Gözyaşları ile dirhem. Peki gözyaşları ile dirhem niçin teşbih ilgisiyle birlikte düşünülmüş? Çünkü dirhemin rengi ve şekli gözyaşını çağrıştırır veya gözyaşının rengi ve şekli dirhemle ilişkilendirilebilecek düzeydedir. Bu yüzden şair bir teşbih ilgisiyle birinci dizedeki gözyaşlarıyla ikinci dizedeki dirhemleri bir arada düşünmüştür. Dirhem dikkat ederseniz çoğul burada. Gözyaşları da aktıkça çok çok akacaktır. Çoğuldur bu yönüyle. Kuyu Halil, Halil'in köyü, İbrahim peygamberin köyü, İbrahim peygamberin bulunduğu yer. Bildiğiniz gibi Kabe'yi yeniden inşa eden peygamber İbrahim peygamberdir. Bugün hac ibadetinde pek çok ibadetin pek çok aşaması Halil peygamberden günümüze kalmıştır. Örnekse onun oğlu İsmail'e su aramak üzere Hazreti Hacer'in, Hacer validemizin Safa ile Merve tepeleri arasında hızlıca su aramak üzere gitmesi ve gelmesi hadisesi üzerine hac ibadetinde bugün say yapılır mesela. Hacca gidenler orada yine İbrahim peygamberden kalan pek çok şey görürler. Şimdi sevgili biz buna İbrahim peygamber diyoruz. Yani gözyaşlarını dök İbrahim peygamberin bulunduğu yeri göresin. Yani ne kadar burada tabii ki İbrahim peygamberin burada aşığın veya şairin veya bir insanın gözyaşı dökerek ona ulaşmasının anlamı nedir? İbrahim peygamberin köyü aslında bir anlamda Kabe'nin bulunduğu o kutsal mekanlardır. O kutsal mekanlara gözyaşını dökmek aslında şu anlama geliyor. Onu çok çok istemek, onu çok çok arzulamak anlamına geliyor. Girdiler Kabe misaline, kıyanlar direme. İşte burada paralellik ortaya çıkıyor. Gözyaşlarını, özür dilerim, dirhemlerini dökenler, yani paralarını harcayanlar hac ibadeti bugün de belli bir maliyet gerektirir ve belli bir mal varlığını gerektirir. Hac ibadeti farzdır ama gücü olana farzdır. Çünkü hac kolay değil. Çok bambaşka bir ülkeler geçerek bir seyahat gerçekleştiriyorsunuz ve ibadet yapıyorsunuz. Hele hele eski dönemlerde bu şiirin yazıldığı 16. yüzyılda mesela hacca gitmek için gerçekten belli bir varlığa sahip olmanız gerekiyordu. Dirhemlerine bu anlamda kıymanız gerekiyordu. Dirhemlerinize kıymanız gerekiyordu. Ve Kabe misaline ulaşılıyordu. İşte böyle bir lef-i neşir ilgisi. Yaşla dirhemler arasında, Kuyu Halil ile Kabe arasında, Göresin ile misaline girdiler arasında düşünülmüş bir lef-i neşir ilgisi var. Lef-i neşirde şairler en az iki unsuru sayarlar ve onlarla çeşitli ilgilerle
ilgi kurdukları unsurları sıralarlar ve bunların ilgilerini okuyucunun kurmasını isterler. Kendileri işaret etmezler. Bu yönüyle de başka sanatlardan ayrılır. Nida gözüm ifadesi bir sesleniştir ve nidadır demiştik sevgili arkadaşlar. Halil kelimesinin de sevgili, dost anlamının yanında İbrahim peygamberi de çağrıştırması bakımından tevriyeli kullanıldığını söyleyelim. Tabii ki buradaki Halil Kabe şeklinde bir tenasübü de söyleyebiliriz. İkinci beytin taktiğini yapalım hemen. Lalu izarun itti düagü sana beni, tutiyi söyledir güzelim şeker ayine. Lalu i mef'ulü zarun itti, zaru nitti şeklinde vasıl yapmamız gerekiyor. Ulama yapmamız gerekiyor çünkü failatü. Duagusa mefailü. Bakın burada da ayın var ama ayın ikinci hecenin başında bir ünsüz olarak düşünülüyor. Yani du hecesi açık, a hecesinin başında ayın var, ünsüz a hecesinin başında. O yüzden burada ayını görüp du hecesini mesela kapalı düşünmemeliyiz. Ayının hangi heceye ait olduğunu, ayınla mı bitiyor hece yoksa diğer hece ayınla mı başlıyor hece bölümlenirken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Duagusa mefailü na beni. Tabii ki bu haliyle feilün ama vezin bizden failün istediği için imale yaparak na beni şeklinde imaleli okuyoruz. Tuti'yi mef'ulü söyledürgü failatü zelim şekke mefailü rayine failün. Buradaki ayine kelimesinin orijinali uzundur. Şairler bu şekilde ziyaf yaptıklarında onu yazıda, eski yazıda da kısa yazarlar. Ama orijinali uzun olduğu için orijinal şeklinde yazdım ben. Kısa okumak gerektiği için de burada ziyaf söz konusudur. Ayine kelimesinin ikinci hecesi failün tef'ilesinin i hecesine denk gelir ve ziyaf söz konusudur. Yani bunu soruda sorduğumuzda burada ziyaf söz konusudur. Sevgili arkadaşlar dikkat edelim. Şeker kelimesinin re'sinde de vasıl yani ulama söz konusudur. Mef'ulü, failatü, mefailü, failün kalıbıyla yazılmış bir beyit var karşımızda. Buradaki lal kelimesi kırmızı değerli bir taştır ama kullanıla kullanıla istareyle sevgilinin dudağı anlamında kullanılmaktadır. İzar yanak anlamına gelir. Duagü ifadesi dua söyleyen, dua okuyan hatta duacı şeklinde de çevrilebilir. Tuti papağan bildiğiniz gibi ayine de bugün Türkçe'de de kullanılan ayna kelimesidir. Lal taşı gibi dudağın ve yanağın beni sana duacı yaptı. Zaten güzelim, şeker ve ayna papağanı konuşturur. Veya şöyle de çevirebiliriz, güzelim. Nasıl şeker ve ayna papağanı konuşturursa, lal dudağın ve yanağında beni sana duacı yaptı. Yani ben senin dudağını ve yanağını gördüğümde sürekli konuşuyorum. Bu duacı olmak, yani evet ona dualar okumak, onunla ilgili olumlu şeyler, güzel şeyler söylemek anlamında. Bir de aslında görünce sanki adeta konuşmak anlamında. Yani seni gördüğümde konuşmadan edemiyorum gibi de düşünmek lazım. Papağanın konuşmasıyla ilişkilendirdiğimizde. Şimdi burada az önce buraya sanat olarak yazmadığımız o sanatı da ekleyelim. Lal kelimesi sevgilinin dudağı yerine kullanıla kullanıla evet mecazen sevgilinin dudağı anlamı sözlüklerde bile verilir hale geldi ama lal kelimesinin orijinal anlamı değerli bir taş. Kırmızısı makbul olan değerli bir taş. Bu lal taşının görünüşü, rengi, şekli sevgilinin dudağını çağrıştırdığı için şairler bu benzetmeyi kısalta kısalta istareleştirmişlerdir. Lal denilerek sevgilinin dudağı kastedildiğinde bu bir açık istaredir. Yani buraya yazmadığımıza bakmayın. Belki de unutularak yazılmamış. Lal kelimesinde de açık istare söz konusudur. Tuti'nin yani papağanın, şekerin ve aynanın bir arada kullanılması bir tenasüptür. Eskiler bugün de herhalde sanırım muhabbet kuşlarında bile biliyorsunuz konuşsun, konuşma yeteneği gelişsin diye ayna koyarlar kafeslerine. Eskiden de papağanları özellikle eğitirlerken, konuşmaya alıştırırlarken büyükçe bir ayna koyarlarmış karşısına, arkasına bir insan geçer ve konuşurmuş. Kuş da aksini gördüğü, adeta aksinde başka bir kuşu konuştuğunu zannederek onu taklit etmeye çalışır ve böyle böyle konuşmayı öğrenirmiş. Yine şekeri de severler. İşte konuştukça bir parça şeker verirler. Yine konuştukça bir parça adeta ödüllendirircesine veya pekiştireç olarak şeker verirlermiş.
Eski kültürümüzde de papağanlar bu şekilde konuşturulmuş. Şairler bu papağanların ayna karşısında konuşturulması, şeker verilerek konuşturulması gerçeğini şiirlerinde çeşitli hayallere konu ederler. Hatta yer yer şair kendini bir papağan olarak ifade edebilir, hayal edebileceği gibi bazen de sevgiliyi güzel bir papağana benzetebilir. Dolayısıyla papağan güzel de bir kuştur. Bu yönüyle çeşitli unsurlarla ilişkilendirilir. Lef-i Neşir bu beyitte de söz konusu. Lal ile şeker arasında, sevgilim dudağı ile şeker. Dudak tabii ki lale de benzetilir ama aynı zamanda bu dudak tatlıdır da. Dolayısıyla tatlı olan şeylerle de ilişkilendirilir. Böyle bir lal ile şeker arasında bir teşbih ilgisi. İzar ile sevgilinin yüzüyle ayna arasında bir teşbih ilgisi söz konusu. Çünkü hani papağan aynayı gördüğünde konuşuyor, şairle sevgilinin yüzünü gördüğünde konuşuyor. Yani sevgilinin yüzü adeta bir ayna, sevgilinin dudakları adeta bir şeker ve duagü ile de söyledir arasında dikkat ederseniz birisi dua ediyor, birisi de söylüyor, konuşmaya başlıyor. Bir ilgi var. Bu arada buraya yine yazmadığımız önemli bir ilgiyi yazmamışız. Özür dilerim, benim ihmalim olmuş. Ben ile yani şairle Tuti arasındaki ilgiyi yazmayı unutmuşuz. Ben ile de Tuti arasında bir lef-i neşir var. Dikkat edersek lef-i neşir iki unsurla da yapılabilir ama üç veya dört unsurla da yapılabiliyor. Burada ben ve Tuti'yi de dahil edersek dört unsur arasında şair ilgi kurarak bir lef-i neşir yapmış. Ben ve Tuti arasındaki ilgi de yine bir teşbih ilgisidir. Şair kendisini bir papağana benzetiyor. Papağan nasıl ayna karşısında şekerle konuşursa ben de senin şeker gibi dudağını gördüğümde ve ayna gibi pasparlak olan yüzünü gördüğümde konuşmaya başlıyorum, sana dualar ediyorum demiş oluyor şair. Bu ilgiyi de kurmuş olalım. Yine burada da bir güzelim ifadesiyle bir nida söz konusu. Buna çeviride ey güzelim şeklinde de anlam verebilirdik. Sadece güzelim şeklinde de anlam verebiliriz. Yani özetle bu beyit şairin sevgilinin dudağını öncelikle lale benzetti ve onu tatlılığı bakımından şekerle ilişkilendirdi. Yanağını tabii ki burada teşbihler de yapılmış oluyor bu ilgiler kurulduğu için. Yanağını aynayla ilişkilendirdi. Kendisini de bir papağan olarak ifade ettiği bir hayale dayanıyor bu beyit. Bir diğer beyit şöyle: gafil olma, gafil olma. Fil olmada bir vasıl, bir ulama yapmamız gerekiyor. Gafil olma, ma'da da bir imale yapmamız gerekiyor. Gafil olma, failatün, seh kıl a, sehde bir met yapmamız gerekiyor. Met neydi? Bu şekilde çift ünsüzle biten veya içerisinde uzun ünlü taşıyan veya uzun ünlüyle başlayıp ünsüzle biten bazı hece türlerinde şairler onları biraz daha bir miktar uzatarak metli okurlar ve bir kapalı bir açık hece değerinde değerlendirirler. Sehv'de de bu durum söz konusu. Aşk gibi, sehv gibi hecelerde met yapılabilir. İşte bab gibi, ab gibi hecelerde met yapılabilir. Seh kıl a failatün, hum odundan failatün, ey felek failün. Kaddüm altın, bakın burada yine bir vasıl söz konusu. Kaddüm altın failatün, tozlu bir çağ failatün, çiğ kemanım failatün, dur benim failün. Bu şekilde vasılların olduğu, meddin olduğu bir takti ile failatün, 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 failün kalıbına uyduğunu görüyoruz. Kelimelerine bakalım. Seh, kılmak, korkmak, çekinmek. Ot, Türkçe bir kelime zaten. Ateş, kat, boy anlamına geliyor. Toz ise yaylara yapılan kaplama. Yani bildiğimiz okçulukta kullandığımız ok atmaya yarayan yayın dış kaplaması. Kayın ağacından veya çeşitli hayvan maddelerinden diyelim. Mesela atın sağrısından veya kayın ağacının kabuğundan çeşitli işlemlerden sonra bir o yaya zarar görmemesi için nemden, rutubetten etkilenmemesi için bir kaplama yapılır. Buna da toz denir. Çaç kelimesi dikkat edersek büyük harfle yazılmış. Taşkent'in Orta Asya'da
Türkmenistan'ın başkenti olan Taşkent'in eski adı keman da bildiğimiz gibi yay. Çağçi keman, Çaç'taki Taşkentli ustaların yaptığı keman. Bazı şehirler bu şekilde yaylarıyla, bazı şehirler kılıçlarıyla, bazı şehirler hançerleriyle meşhur olarak klasik edebiyatta anılır. Çağ Çaç şehrinin de bu şekilde eskiden oradaki ustaların yaptığı yaylar, iyi yaylar, güçlü yaylar olduğu için klasik edebiyatımızda da anılmıştır Çağçi Keman şeklinde. Şimdi şair feleğe sesleniyor. Ey felek, bu çeviride mutlaka başa alınmalı. Ey felek, gafil olma, ahımın ateşinden kork. Zira benim boyum altın tozlu bir Çağçi yaydır. Ahımın ateşinden kork diyor. Ahımın okundan kork demek istiyor aslında bir taraftan da. Bildiğiniz gibi okun da çeşitleri var. Savaşlarda kullanılan bazı okların ateşli oklar olduğunu da biliyoruz. Oklar başlarına, peykan kısımlarına yanıcı madde sarılıyor ve yakılarak işte kale muhasaralarında ve çeşitli savaşlarda yanma olasılığı olan yerlere fırlatılıyor ve yangın çıkartılıyor, yakılıyor. Bu şekilde düşmana zarar verilmeye çalışılıyor. Yani ateşli oklar da savaşlarda çok kullanılmıştır. Tarihi konulu bazı sinema filmlerinde de bunun örneklerini görmekteyiz zaten. Şimdi şair feleğe seslendi zaten, ey felek diyerek bir nida söz konusu. Kaddin bir keman olduğunu söylemek, onu boyu bir yaya, bir kemana benzetmektir zaten. Bir teşbihi beli söz konusu. Çünkü iki kat olma, bükülme, eğilme yönüyle benzetildiği söylenilmemiş. Ayrıca bir benzetme edatı teşbih yok. Dolayısıyla boyun ve onun benzetildiği yayın bulunduğu bir teşbihi beli söz konusu. Ahımın odundan sakın diyor ama ahımın ateşinden sakın diyor ama kastettiği şey ahının oku veya benim oklarımdan sakın demek. Ok söylenmemiş. Dikkat ederseniz beyitte yay var ama dikkat edersek ok yok. Ok söylenmemiş ama ahın ok olarak hayal edildiğini anlıyoruz. İpuçlarıyla anlıyoruz. Böylece bir kapalı istihare yapıyor. Yani ahımın odu diyerek şair ahını bir oka benzettiğini bize anlatıyor. Çünkü ipucu olarak yay da var. Ve korkulması, çekinilmesi gereken bir şeyden bahsediyor. Ok, kılıç, hançer gibi şeylerden çekinilmesi gerekir zaten zarar vereceği için. Dolayısıyla bu yönüyle bir kapalı istihare söz konusu. Tenasüp olarak toz, okçu yayı kaplamada kullanılan şey olduğu için, bu kaplamaya toz dendiği için, çağçi kemanla beraber bir tenasüp söz konusu. Sehmin ise korkmak, çekinmek anlamının yanında sehm şeklinde bir ok anlamına gelen de kelime var. Yani şairin de o korkmak anlamına gelen kelimeyi özellikle sehm olarak seçmesi boşuna değil. Çünkü burada bir okçuluk terminolojisi var. Şair de sehm kelimesini sanırım bilerek seçmiştir. Bir anlamı da ok olduğu için bir uzak anlamıyla tenasübün içerisine dahil edildiği için toz, çağçi keman ve sehmin oluşturduğu bu tenasüp sehmin ikinci anlamıyla gerçekleştiği için buna ihamı tenasüp adı verilmektedir. Şair ne demeye çalışıyor? Ey felek, sen bana zulmediyorsun, haksızlıklar yapıyorsun ama uyanık ol, benim ahımdan, ahımın oklarından, ahımın ateşli oklarından çekin. Çünkü benim zaten boyum da çağçi bir kemandır. Çağçi bir keman alelade bir yay, alelade sıradan bir yay değildir. Kuvvetli, iyi ok atan bir yaydır. Dolayısıyla okum da var, yayım da var. Mazlumun ahı yerde kalmaz. Günün birinde bu ahım yüzünden senin de başına türlü belalar gelir diyor. Gelelim bu altın tozlu ifadesine. Biraz sonra misk tozlu ifadesini de göreceğiz. Bu toz yay tozla kaplandıktan sonra bu kaplama malzemesine adeta belli bir kıvam verilmiş bu kaplama malzemesine okun kıymetine göre kullanıcının ne amaçla kullanılacağı belirlendikten sonra altın katılabiliyor, misk katılabiliyor,
Altınla işleme yapılabiliyor. Miskle veya gümüşle işleme yapılabiliyor. Bu yüzden işte gümüş tozlu, altın tozlu, misk tozlu şeklinde de kullanılıyor. Yani bu tozun üzerine, kaplamanın üzerine o malzeme kullanılarak yapılmış çeşitli süsleri, çeşitli desenleri ifade etmektedir. Bunu da bu şekilde ifade edelim. Peki şair niye altını seçiyor mesela burada? Da mesela gümüşü değil, başka bir şey değil de altını seçiyor. Şairin bedeni, aşığın bedeni bildiğimiz gibi sarıdır, sapsarıdır ve altın sarısından dolayı da altın tozlu ifadesini kullanmıştır şair. Kaplama altınla yapıldığı için yay da sarı hale gelecektir o altının sarısından dolayı ve şairin de bedeni adeta bükülmüş, altın tozlu ama iyice de gerilmiş bir taraftan çağçi bir keman olarak duruyor beytin temelinde. Bir başka beyit Ahmet Paşa'ya aitti. Kaşunça, tabii ki Kaşunça şeklinde bir imale yapmalıyız. Kaşunça mef'ulü, tup cihanı failatün, peyveste mef'ulü, ağla dursun failatün. Baranzi mef'ulü, yan değil mi, mi'yi uzatmamız gerekiyor, imale yapmamız gerekiyor. Failatün, şol misk. Tabii ki burada şair pek görmediğimiz bir şekilde şol kelimesini, Türkçe bir kelime olan şol kelimesini metne almış. Şol misk ya da şöyle diyelim, özür dilerim, misk kelimesini metne almış. Şol misk mef'ulü tozlu yağya, tabii ki burada da yay kelimesinin ilk hecesini metli, özür dilerim, imaleli almış. Toparlayalım. Baranzi mef'ulü yan değil mi, mi'de imale var. Failatün şol misk metli, şol da değil. Az önce bir sürçme yaşamış olduk. Şol misk iki kapalı, miski bir kapalı bir açık hece değerinde değerlendirdiğimiz için kapalı kapalı açık mef'ulü elde ediyoruz. Tozlu yağya, yağ hecesine imale yapıyoruz. Böylece failatün oluyor. Biraz aruz işlemlerinin fazla olduğu bir beyit olacak. Şair biraz anlamı önemsemiş çünkü. Peyveste sürekli daima her an anlamına geliyor. Baran yağmur demek. Tozla az önceki beyitte de yer aldığı gibi yaylara yapılan kaplama anlamındadır. Şair sevgiliye seslendiği için biz parantezinde bir ey sevgili beyte ekleyebiliriz. Ey sevgili kaşını çatıp herkesi her an ağlatırsın da şu misk tozlu yaya yani kaşlarına aslında yağmur zarar vermez. Şimdi bu kaplama, toz denilen kaplama yaya niçin yapılıyordur? Nemden, rutubetten etkilenmesin diye. Çünkü nem ve rutubet yayı gevşetir. Ve dolayısıyla bir müddet sonra kullanılmaz olur. Eskiler yayları sadece kullanacakları zaman kurup kullanır. Kullanma bittikten sonra da tekrar gevşetip yasıp onu düzgün bir yere koyarlarmış, asarlarmış ve sadece kullanıldığı zaman gerilirmiş. Ve iyice korurlarmış. İşte tozla mesela yaylar kaplanırmış. Nem rutubet çünkü zarar veriyor. Tabii kullana kullana da hiç nem olmasa bile bazı yaylar gevşermiş. O çok gevşeyen yaylara da kepade dedikleri, kepaze olarak da dilimizde kullanılan kepade yay olarak talimlerde kullanılmak üzere bir kenara ayırırlarmış. Tabii ki yay kullanıla kullanıla da bu hale gelebiliyor ama özellikle nem ve rutubet olduğu zaman çok hızlı bir şekilde yıpranabiliyor. O yüzden şair diyor ki kaşını çatıyorsun, kaş çatıldı ve herkes ağlamaya başlıyor etrafındaki. Senin diyor bu misk tozlu yayına yani kaşlarına yağmur zarar vermez mi? Bu her taraftan sular, her taraftan ağlamalar, yağmur gibi ağlamalar var etrafında. Ortalıkta bir nem oluşacak ve bu nem senin kaşlarına zarar vermeyecek. Kaşa tabii ki zarar vermez ama onu yay olarak hayal ettiğinizde misk tozlu. Dikkat ederseniz deminki beyitte altın tozlu bir yaydan söz ediyordu. Şair burada da misk tozlu yaydan. Çünkü o toza misk karıştırılabiliyor. Ve güzel de bir koku ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yay böyle misk gibi kokan bir yay düşünün. Gayet de güzel. Sevgilinin huzurları da zaten misk kokuludur. Özellikle kaşları,
Özellikle saçı hep mis kokulu olarak veya yüzündeki tüyler hep mis kokulu olarak anlatılır. Dolayısıyla kaşlar şekil bakımından zaten yaya benzediği için ve güzel kokulu olduğu için şair onu mis tozlu bir yay olarak ifade etmiş. Yağmurun ona zarar verebileceğini düşünerek sevgiliye etrafındakileri kaşlarını çata çata bu kadar ağlatma. Çünkü yağmur mis tozlu yaylara zarar verir diyor. Kaşı çatmak yayı aslında kurmakla da ilişkili. Kaş çatıldığında yay adeta gerilmiş ve kurulmuş olur. Yani atmaya hazır olur. Şair bunu da çağrıştıracak şekilde kullanmış. Tabii ki burada da bir lef-i neşir söz konusu. Kaş ile misk tozlu yay arasında bir teşbih ilgisi var. Ağlamakla yani gözyaşı dökmekle de bağıran arasında bir ilişki kurmuş şair. Bu beytte de böyle bir şey var. Son beytimiz şöyle sevgili arkadaşlar. Söz atar ış, failatün. Mı ile tabii ki burada bir imale yapacağız. Mi ile küyün. Failatün dan rakibe. Failatün ol peri failün. Ya melek ip failatün lise gökten. Failatün ateşi su. Failatün zan atar. Zan atar da isterseniz vasıl yapın, isterseniz yapmayın fark etmiyor. Yani sekli de yapsanız, vasıllı da yapsanız zâ hecesi zaten kapalı olduğu için vezne herhangi bir zarar vermiyor. Bakalım şair ne demek istiyor? Hışım kelimesi bugün bir hışımla işte ifadesinde de gördüğümüz gibi bugün de kullanılan öfke anlamına gelen kelimedir. Ateşi, suzan, yakıcı ateştir. İblis de şeytandır bildiğiniz gibi. O peri. Tabii ki biz buna peri gibi güzel sevgili şeklinde de bir parantez ekleme yapabiliriz. Ama sadece o peri de diyebiliriz. O peri yaşadığı yerden yani kuyundan öfkeyle, hışm ile rakibi mi azarlıyor? Yoksa biz bu yoksa anlamını yağdan çıkartıyoruz bu arada. Yoksa gökten melek ya da melekler iblise ateş mi atıyor? Ateşi suzan mı atar? Yakıcı ateşler mi atıyor? O peri bulunduğu yerden öfkeyle rakibi mi azarlıyor yoksa gökten melekler iblise ateş mi, ateşi suzan mı atıyor? Şimdi çok anlamlı gelmiyor aslında okuduğumuzda. Ateş atmak, iblise işte şeytana ateş atmak ne demek? Göklerde melekler katına çıkmak isteyen ve meleklerden bilgi adeta bilgi sızdırmak isteyen şeytana meleklerin kızgın taşlar attığı veya yıldızları attığı Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaktadır. Saffah suresi 6 ve 10. ayetler arasında, Hicr suresi 16-18. ayetlere ve Mülk suresinin 5. ayetine bakabilirsiniz. Burada gökyüzünü yıldızlarla donattık ve onunla şeytanı, melekler bu onlarla bilgi sızdırmak isteyen şeytana atış yaparlar. Şeytana onları atarlar. Ve o şeytan melekler katından hiçbir bilgiyi sızdıramayacak mealinde pek çok ayet olduğunu görürsünüz. Şairin tam da telmih yaptığı hadise bu. Şimdi bu telmihle iktibas arasında ne fark var? Kur'an-ı Kerim'deki bir ifadeyi doğrudan şiirde kullanmak iktibastır. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bir hadiseye göndermede bulunmak ise telmihtir. Dolayısıyla burada böyle bir telmih söz konusu. Manen bir iktibas belki düşünebiliriz ama telmih demek çok daha doğrudur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki bir ifade olduğu gibi orijinal şekliyle kullanılmamış, mealen kullanılmıştır. Yani burada birisi manen iktibas da vardır dese yanlış olmayacaktır. Tezat melek bildiğiniz gibi iyiliği temsil eder, şeytan kötülüğü temsil eder. Biri nuru, biri ateşi temsil eder. Yani çeşitli bakımlardan melek iyiliğin, iblis de kötülüğün sembolü ola gelmiştir. Bu yönüyle bir tezat söz konusu. Peri denilerek sevgili kastedilmiştir ve bu yönüyle açık istihare yapılmıştır. Yani sevgili periye benzetiliyor. Kendisine benzetilen unsur söylenip sevgili kastedildiği için bir açık istihare söz konusu. Yine bu beyitte de bir lef-i neşir var. Bu videomuz adeta lef-i neşir sanatının pekiştirilmesi üzerine yapılmış gibi olsun. Söz atar ile ateşi suzan atar arasında, kuyundan ile gökten kelimeleri arasında, rakibe ile iblise kelimesi arasında, peri ile de melek arasında bir ilgi düşünülmüş ve böylece bir lef-i neşir yapılmış.
Söz atmakta atmak fiili kullanılıyor. Ateşi suzan atmakta da atmak fiili kullanılıyor. Bir kelime, özellikle Türkçe kelimelerde yapılır bu. Bir kelime bir şiir biriminde iki defa kullanılır. İkincisinde birincisinden farklı olacak şekilde kullanılırsa bu sanata müşakele deniyor. Detay bir sanat ama burada bir müşakelenin de varlığını söyleyelim. Şair ne demeye çalışıyor? O peri gibi olan sevgili öfkeyle bulunduğu yerden rakibe adeta söz atıyor. Söz mü atıyor diye, tabii bunu bir istifhamla, bu arada şeyi de isterseniz istifhamı da sanatlar arasına, yer yoktu yazmadık. İstifhamı da sanatlar arasına ekleyebiliriz. Ya da diyor, yoksa diyor melekler şeytana gökten kızgın ateşler mi atmaktadır? İşte Kur'an-ı Kerim'de de tam böyle kızgın ateş, ateşten toplar şeklinde ifade edilmektedir. İsterseniz bu videodan sonra telmihin gerçekten Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatıldığını merak ediyorsanız bu surelere, bu ayetlere bakarsanız onu da görmüş oluruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, 5 beyit diğer şeylerimizden, videolardan farklı olarak farklı şairlerden, farklı şiirlere ait. Tabii ki doğal olarak kalıpları da, aruz kalıpları da farklı olacak şekilde beyitler aldık. Bunları önce vezin taktiği ne hızlıca yaptık, ardından kelimeleri ve çevirilerini, ardından da edebi sanat ve ne anlatmak istediği üzerinde durduk. Sınava az bir zaman kaldığını biliyorum. Elimizden geldiği kadar, vakit el verdiği sürece yine bu şekilde şerhler yapmaya çalışırız. Umarım ÖABT hepimiz için hayırlı olur. Sizler için hayırlı olur. Bu videolarda inşallah ÖABT'ye katkı sağlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum. Sağlıkla kalın.